Türk-Amerikan ilişkilerinde zaten diğer sorunlar vardı. Bunun üstüne bir de NATO müttefiki olan bir ortağına Amerika Birleşik Devletleri'nin kassa yaptırımlarını getirmesi zannediyorum bu ilişkileri daha da kopma noktasına götürecek. Çünkü bir Türkiye ile Amerika arasındaki gerginliklerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK, PYD'ye verdiği destek geliyor. İkinci nokta Doğu Akdeniz'de Kıbrıs ve Yunanistan'a verilen destek. Çünkü hem adalar konusunda olsun hem Doğu Akdeniz konusunda olsun Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakkı var. Bu haklarını Türkiye koruyacak tabii. Ama bu haklarını koruduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin taraf olması gerçekten üzücü. Diğer bir konu Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bu özellikle Balyoz Ergenekon kumpasları davasında yani Fethullah Gülen ve cemaati iktidarla işbirliği yaptı. Ve Türkiye'deki algı bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin de olduğuydu. Zaten Fethullah Gülen ve cemaatin diğer üyeleri şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu açıdan baktığınızda bu katsa yaptırımları gerçekten bu ilişkileri kopma noktasına getirdi. Çünkü Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden daha önce Patriot füzeleri talep etmişti. Amerika vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin ilk girişimi Çin'le bir ihale sonucu, açılan ihale sonucu Çinli firma kazanmıştı. Onu da iptal etti. Ama 2017 yılında S-400 füzelerini almak durumda kaldı. Türkiye kendi savunmasını yapmak durumda. Bir şekilde hava savunma füzesi sağlamak durumunda. Hem siz Patriot'ları vermeyeceksiniz hem başka kaynaklara yöneldiğiniz zaman ben sana yaptırım uygulayacaksınız derseniz bu çok ciddi bir şekilde ilişkileri gerginliğe itecektir. Bu dört maddeyi saydım. Türkiye'nin bugüne kadar herhangi bir karşı tepkisi olmadı. Eğer karşı tepkisi olduğu takdirde zannederim bu kopmaya kadar götürebilir ilişkileri. Şunu da karşılaştırmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin bugünkü konumu ve 20 yıl önce Amerika'nın bölgedeki konumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği çok yanlış politikalar var. Yani örneğin işte Büyük Orta Doğu Projesi, dönemin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın biz bölgedeki 22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük düşmanlığı gördüğü ülkelerden biri Rusya, diğeri ise İran. Şimdi bakıyorsunuz bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a, Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya girmesinden sonraki duruma bakıyorsunuz. Rusya hiç olmadığı kadar güçlendi. Hem sadece Orta Doğu'da değil, Kuzey Afrika'da hiç olmadığı kadar güçlendi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımı sayesinde hem doğusunda Taliban'dan kurtuldu, hem batısında Saddam'dan kurtuldu ve şu anda Orta Doğu'daki en etkin güçlerden biri İran. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir güç kaybına uğradı. Brown Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmaya göre son 20 senede bu güç kaybına uğrarken bir de 6.4 trilyon dolar harcadı. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri bu 6.4 trilyonun 2 trilyon dolarını Amerika'daki altyapı çökmekte olan altyapı için 2 trilyon dolarını yenilenebilir enerji için 2 trilyon dolarını sağlık harcamaları için harcamış olsaydı bugün çok farklı durumda olurdu. Bir de 400 milyar doları Afganistan, Irak, Suriye ve Libya'ya harcamış olsaydı yani bırakın şey yapmayı hibe olarak verseydi bugün ne Suriye'nin ne İran'ın ne Rusya'nın esamesi okunurdu bölgede. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok farklı bir imajı olurdu.
Bu bölgeye baktığınız zaman bu bölgede gerçekten Amerika'nın düşman saydığı ülkelere karşı ayakta duran tek ülke Türkiye. Nereden diyeceksiniz? İşte Libya'da Hafter güçlerine karşı ve Wagner Rusya'nın paralı askerler ordusuna karşı Türkiye'nin müdahalesi, oradaki gelişmeleri, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ulusal mutabakat hükümetinin yanında yer alması dengeleri oldukça değiştirdi. Onun ötesinde şeye bakıyorsunuz, işte Dağlık Karabağ bölgesindeki gelişmelere. Son 30 yıldır Minsk grubunun eş başkanıydı Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya. Olayı sadece seyrettiler. Ama 44 günlük bir süre içerisinde Azerbaycan çok ciddi bir başarı sağladı ve bu başarıyı sağlarken Türkiye'nin özellikle siyahlarının çok etkili olduğu ortaya çıktı ve geçen hafta Bakü'de yapılan gösteride Türk askerlerinin yer alması, zannediyorum, sadece Washington DC'de değil, Londra'da, Berlin'de, Moskova'da, Pekin'de, Tahran'da çok ciddi yankılanmalara neden oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde son 20 senedir yaptığı büyük yanlışlardan ve Türkiye'ye karşı bu hasmani tutumundan bir şekilde vazgeçmesi gerekiyor. Vazgeçmeyebilir, bu şekilde devam etmeye çalışabilir ama o zaman da sonuçlar son 20 senede olduğu gibiinden daha farklı olmayacak diye düşünüyorum ben. Şimdi burada çok yanlış yoldan gidiyor Ankara yönetimi. Onu açık olarak belirtmekte yarar var. Ülkeler arasında kişisel ilişkiler olmaz. Ülkeler arasında ulusal çıkarlar olur. Yani Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı ulusal çıkarlarına saygı gösterdikleri müddetçe ilişkileri geliştirebilirler. O zaman ve stratejik ortaklıktan söz edebiliriz. Eğer bu ilişkileri karşılıklı ulusal çıkarlara saygı göstermezlerse, birbirlerinin çıkarlarına karşı durumda olurlarsa, o zaman ortaklıktan değil, stratejik ortaklıktan değil, düşmanlıktan söz edebiliriz. Şimdi buradaki temel nokta, Murat Mercan siyasi bir atama. Yani normalde Amerika Birleşik Devletleri gibi, Washington DC gibi bir pozisyona çok kıdemli ve ilişkileri ulusal çıkarlarda götürecek bir atamanın yapılması beklenirdi. Ama bu hükümetle ilgili çok ciddi bir sorun var Türkiye'de. Nedir bu sorun? Birincisi, biliyorsunuz, gene 20 sene öncesine gittiğimizde Amerika Birleşik Devletleri yönetimlerinin çok hatalı bir şekilde siyasal İslamcılara verdiği destek ve bu siyasal İslamcılarla kişisel bazda ilişki kurma Trump döneminde hiç olmadığı kadar farklı bir boyuta çıktı. Halk Bankası ve Zarrab olayı. Şimdi Zarrab'ın çok ciddi bir miktarda $3 milyar civarında bir rüşvet dağıttığı biliniyor. Şimdi bizim beklentimiz bunların hepsinin ortaya atılması. Yani eğer şeffaf bir yönetimden, demokratik gelişmelerden, ilişkilerden bahsediyorsak bu ilişkilerin bir şekilde açık olarak yapılması gerekir. Ya biz Amerika Birleşik Devletleri ile ulusal çıkarlar doğrultusunda bir işbirliğine gideceğiz veya Amerika Birleşik Devletleri Ankara yönetiminin bu ilişkileri kişiselleştirme, Murat Mercan gibi diplomasi deneyimi olmayan ve benim de çok yakından tanıdığım, yani bundan 25 sene önce Bilkent Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesiydik ikimiz de. Yani o endüstri mühendisi kökenlidir. Ben iktisat bölümü kökenliyim. Yani o açıdan baktığımız zaman Murat Mercan'ın herhangi bir diplomatik tecrübesi yok. Hani Tokyo'dan gelmesine rağmen oraya da siyasi olarak atanmış birisi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir karar vermesi lazım. Eğer Türkiye'de bir takım siyasiler, yöneticiler ciddi suçlar işlemişlerse bunun ortaya dökülmesi lazım. Bir şekilde
bir takım çıkarlar elde edebilmek açısından kullanırsa bu Amerika Birleşik Devletleri'nin demokratik geleneklerine de yakışmaz. Bu iktidar gidecek ama ülkeler arasındaki ilişkilerin kalıcı olması açısından umarım Biden yönetimi buna dikkat eder. Eğer ve son 20 sene içerisindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası konusunda kendilerine çok ciddi bir öz eleştiri. Biz nerede yanlış yaptık? Umarım Amerika Birleşik Devletleri bu öz eleştiriyi yapar ve Türkiye her şeyin açıkta olmasını, ülkeler arasındaki çıkarların bir şekilde uzlaştırılması konusunda kullanır.